HKM eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda diş açma özelliğini göreceğiz. Öncelikle tezgahları yine saklayalım. İşleme kısmına geçelim. Şu ana kadar yapılan işlemleri sağ tuş görünümde saklayalım. En son kılavuz takımı aktifti. Onu hemen takım değiştirerek gönderelim. Ve diş açma için takımı seçeceğiz. Takım deposuna giriyorum. Diş açma için kullanacağım takımlar zaten standart 60 derece takımlarım var. Buradan main veya sub olarak seçebilirim. Ben main kullanacağım için main takımı seçiyorum tarihte altı numara olsun renginde de belirleyelim. Diş açma komutunu kullanırken dikkat edeceğim şey onun özel bir sınırın oluşması. Örneğin ben burada şu kısımda diş açacağım. Bu nedenle sınır olması gerekiyor. Şu anda parçanın üzerine birçok sınır var. Bu yüzden o sınır oluştursam bile görme ihtimali düşük. Öncelikle yapmam gereken şey katmanlarda diğer sınırları saklamak. Bunun için önce bir unsurlara geçelim pencereden katmanları görünür yapalım ve turn envelope group benim hazır standart sınırlarında bunları saklıyorum. Torna kısmında direkt yüzeyi seçebilirim tek bir yüzey olduğu için yüzey seçip sağ tuşa bastım. Böylece sınırı oluşturdum. Şimdi işlemeye geçelim. Takım zaten hazırdı. Sınırı da oluşturdum. Artık komuta girebilirim. Diş komutuna girdim. En tipi de ikisi F olarak seçiyorum. Bu şu demek girerken çıkarken de F ile yaklaşsın. Diğer türlü G0 yaklaşmalar yapacak. Yaklaşma açısı 0 derece ve 0 derece verebilirim. Eğer hatalı bir değer girdiysem program zaten uyarı verecek. Giriş ve çıkışta belli bir mesafe geriden girip çıkabilirim. Şu an için herhangi bir değer girmeyelim. Dikine girsin çıksın ve daha sonra değiştireceğiz. Güvenli yaklaşmayı seçebilirim. Çıktı türü de genelde posta 3 tane ayrı kod değeri var. Hangisini düşünürsünüz onu seçebilirsiniz. Genelde satır satır mod seçiliyor. Padway'i burada gireceğiz. Kaçlık bir Padway kullanılacak? Örneğin 2.5'lik Padway girelim ve devre yazalım. Derinlik kısmında burada gireceğim noktalar önemli. Azalma faktörüm her zaman 1 olacak. Toplam derinlik diş derinliği, buradaki derinliğe 3 metre yapalım. Paso miktarı bu 3 metre kaç kaç alacak? Örneğin 0.7, 0.7 alalım. Son kesim tekrarına 1 verdim. Takdirde en son pasoyu bir kere daha tekrarlamış olacak tamam diyorum. Seçim yaparken dikkat edeceğim nokta çizginin hangi tarafına seçtim. Eğer çizginin orta noktasından sağına yakın bir taraftan seçersem işleme sağdan sola gider. Ortasından sola yakın bir yerden seçersem işleme soldan sağa gider. Ben sağdan sola gitmesini istediğim için sağ taraf yakın bir yerden sol tuşla seçiyorum. Bu şekilde parçayı sakladığımda takım yolunu görebilirim. Burada yapacağım şey takımın biraz daha geriden başlayıp birazdan geriden bitmesini sağlamak. Örneğin 2 metre geriden başlasın, 1 metre geriden bitsin. 2 metre kurtarmadı, çift diyorum, 3 yapıyorum. Ve böylece takım yönü oluşturmuş oldum. Sağ tuş simüle et dediğimde de bu şekilde görebilirim. Şimdi simülasyona bakalım. Simülasyona girelim. ya saklayalım. İlerleme biraz kısıp simülasyon çalıştıralım. Ve böylece diş formu oluşmuş oldu. Bir sonraki eskeme eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.